Merhabalar sevgili hukukçu arkadaşlarım. Ceza Genel Hukukunda en son iştirak suçun özel görünüş biçimleri kapsamında teşebbüsü işleyip iştiraka gelmiş ve orta iştirakta da faillik ve failliğin çeşitlerini, türleri yani faillik, müşterek faillik vesaire bunları görmüştük. Şimdi şerikliğe geldik ve bu kapsam altında da bu başlık altında da azmettirme ve yardım etmeyi göreceğiz. Suçun işlenişine katılan fakat yaptığı katkıyla fiil üzerinde hakimiyet kuramayanlara şerik deniyor. Dikkat ediniz, fiil üzerinde herhangi bir hakimiyet kuramamışlardı bunlar ve iki ayrılırlar, azmettirme ve yardım eden olmak üzere. Fail eğer kasten hareket etmiyorsa katılanların dahi şerik olması mümkün değildir. Burada özellikle dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de bu. İştirak olması için ortada bir kasten işlenmiş bir fiilin olması lazım. Şerik suçun hangi haline kastetmişse ona şerik olarak sorumlu tutulur. Mesela A, B'ye kardeşi C'yi vurması için silahını verse ve C'nin B'nin kardeşi olduğunu biliyorsa nitelikli haline şerik olacaktır. Çünkü biliyorsunuz öldürmenin bir nitelikli hali var burada. Yok eğer ki bilmiyorsa yani söz konusu öldürmesini istediği, bunu azmettirdiği kişinin onun kardeşi olduğunu bilmiyorsa kasten öldürmeden şerik olur. Burada dikkat ederseniz bu sefer şerikin kasına bizatihi bakıyoruz. Hatta A ve B evli iken C'nin B'yi öldürmesi için silah verirse bile burada fail C'ye şerik olan A, C bakımından işlenen suça şerik olur. Tekrar söylüyorum. A ve B evli diyelim. C'nin B'yi öldürmesi için silah veriyor. Burada fail C'ye şerik olan A, C bakımından işlenen suça şerik olur. Yani nitelikli halden sorumlu tutulmaz. Müşterek faillikte ise herkes kendi bakımından suçun hangi halini işlemişse ona göre sorumlu tutulacaktı. Onu zaten işlemiştik. Azmettirmeye gelelim. Bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan kişinin bir başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir. Bakın burası önemli. Şimdi şeriklik noktasında arkadaşlar iki noktaya ayırarak inceleyeceğiz dedik. Öncelikle azmettirme, sonra yardım edene bakacağız. Azmettirme için her şeyden önce en ayırıcı noktası, yardım edenden filan en ayırıcı noktası arkadaşlar, bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan kişinin bir başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir. Yani ortada adamın bir suç işlemeye dair bir fikri yok ama bir azmettiren çıkıyor ve adama suç işleme kararı verdiriyor. Bir nevi konuşmalarıyla, ikna etmesiyle vesaire vesaire. Bu azmettirme oluyor. İlk şartı bir kişiye suç işleme kararının verilmesidir. Eğer kişi suçu işlemeye daha önceden karar vermişse azmettirme geçerli olmaz. Ya azmettirmeye teşebbüs olur ya da manevi yardım olabilir. Yardım edin tarzında. Dolayısıyla kişinin önceden suçu işlemeye ilişkin zaten bir kararı varsa bunu güçlendirmesi, bunu kuvvetlendirmesi direkt azmettirme olmuyor. Belki manevi yardım şeklinde yardım eden olabilir ya da azmettirmeye teşebbüs olabilir. Baktığımız zaman eğer bu noktada kişinin herhangi bir suç işleme kararı zaten yokken aldırıyorsa bu azmettirme. Bir de bak şu da iki tane sınır arasında. Önceden suç işleme kararı yok, suç işleme kararı aldırıyor. İkincisi de bu kişinin arkadaşlar vereceği, işleyeceği suçta özellikle, pardon dışarıdan gelen sizler için, o suçu işlemesi noktasında onun üzerinde fiili olarak bir hakimiyet de kurmamış olması gerekiyor. Sadece suç işleme kararı verdiriyor. Azmettirme böyle bir şey. Eğer o kişinin suçu işlemesi üzerinde fiili hakimiyet olursa zaten dolaylı failliğe bakacağız ki dolaylı faillik geçen videoda görmüştük. Arasındaki ince sınır bu. O nüansı kaçırmamak lazım. Azmettirme sadece kişiye suç işleme kararı almamış bir kişiye suç işleme kararı verdiriyor. Fakat o kişinin fiilli üzerinde hakimiyeti yok. O kişiye bizzat zorla suçu işlettirmiyor. Eğer öyle olsaydı faillik noktasına dolaylı failliğe bakmamız gerekirdi deyip burada geçiyoruz. Zincirleme, azmettirme esas fiilin işlenmesini azmettirmeye azmettirmedir. Yani azmettirmeye azmettirme de mümkün. Birlikte azmettiren ve yan azmettirme de olabilir. Yardım etmeye azmettiren ise dolaylı bir yardım olduğu için yardım eden olarak sorulur. Yardım etmeye azmettiren. Yardım eden olarak sorun olacak iştirak kapsamında, şerik kapsamında yardım eden. Yardım edene bu yardım etmesi noktasında azmettiren olursa bu da yardım dolaylı bir yardım sayıldığı için yardım eden olarak sorumlu olmasına sebebiyet verecektir. Gördüğünüz üzere azmettirmeye azmettirme de mümkündür, burayı da bilelim. Şartlarına gelelim. Faile suç işleme kararı aldırma. 2. Azmettirilenin fiili işlemesi elbette ve 3. olarak da azmettirilenin kasten hareket etmesi. Demek ki 3 ana şart var. Birincisi tabii ki zaten olmazsa olmaz. Suç işleme kararı olmayan faile suç işleme kararı aldırma. İkincisi bu suç işleme kararı aldırılan failin bir de bizzat gidip azmettirilen fiili işlemesi ve 3. olarak da azmettirenin kasten hareket etmesi. Bakın fiili işleyenin değil zaten fiili işleyen noktasında zaten şirk noktasında kasten hareket lazım ama azmettirenin kasten hareket etmesi de bir önemli şart daha burada azmettirme için. İkinci şartımızı böyle bir bakalım. Azmettirilenin fiili işlemesi noktasında fiili işlemek derken ya icra hareket
faaliyetleri bitmiş olmalı ya da teşebbüs olmalıdır. Azmettirenin sorumluluğu için failin kusurlu olması şart değildir. Bu da fiili işlemekten kastımız arkadaşlar. Ya icra hareketleri bitmiş olacak ya da teşebbüs aşamasında kalmış olacak. Ama sonuçta fiili işlemiş olacak yani. İcra hareketlerinin bitirilmiş olması zaten fiili işlemesi anlamına geliyor. İcra hareketlerinin bir sebepten ötürü yarıda kalması dediğimiz teşebbüs de en kısa tabiriyle, en amiyane tabiriyle bu da yine fiili işlemek kapsamına girer. Azmettirenin sorumluluğu için failin kusurlu olması şart değildir. Bakınız, failin kusurlu olması şart değildir. Failin bu noktada örnek vermek gerekirse mesela bir ızdırar hali içerisinde kalması, gerçi bu çok azmettirme ve ızdırar hali birbirine çok fazla kapsamlı olmaz ama bir başka mesela kusurlu etkilen, kusurlu kaldıran halden dolayı düşünün. Bundan dolayı failin sorumluluğuna gidilemese bile azmettirenin arkada sonuçta bu kişiye o suçu işleme kararı aldırması hasebiyle azmettirenin sorumluluğuna herhangi bir etkisi yok. Bu kapsamda azmettirenin sorumluluğu için failin kusurlu olması şart değildir diyoruz. Üçüncü olarak da azmettirenin olası kastı yeterlidir. Yani azmettirenin kasten bu azmettirmeyi icra etmesi gerekiyor. Bu kapsamda da azmettirenin olası kastı yeterli. Bakın, mutlaka doğrudan kastı aramıyor. Taksirle azmettirme cezalandırılamaz. Taksirle, bilinçli taksirle dahi olsa bu şekilde azmettirme cezalandırılamaz. Fakat başka bir taksirle suça fail olabilir. O ayrı. Belli bir fiille, belli bir kişinin, belli bir suçu işlemesine yönelik olmalı. Yani belirli de olmalı aynı zamanda. Belli bir kişiye yönelmemişse. Kime suç işleme kararını verdirildiği belirlenemiyorsa azmettirmeden söz edilemez. Demek ki söz konusu azmettirme fiili belirli bir fiile, belirli bir kişinin belirli bir suçu işlemesine yönelik olmalı. Aksi takdirde yani belirli bir kişiye yönelmemiş, kime suç işleme kararının verildiği belirlenemiyor olan bir azmettirme fiili varsa, bu da azmettirmeden söz edilemeyecektir. Eğer suç işlemesi istenen kişi belli değilse, diğer şartlar varsa suç işlemeye tahrik suçu söz konusu olur. Bakın, yine çok önemli bir ayrım. Eğer suç işlemesi istenen kişi belli değil, eyvallah. Ama diğer şartlar var. Yani hangi suçu işlemesi, hangi fiille işlemesi vesaire. Yani bunun gibi hangi belirli bir suçu belirli bir fiille işlemesi şartları var. Ama belirli bir kişiyi o suçu işlemeye yönetmeyi, o sadece o şart yok. Diğer ikisi var. Belirli bir suçu belirli bir fiille işlemeye yönelik bir azmettirme var. İşte bu kere artık biz bu azmettirme demiyoruz. Biz buna suç işlemeye tahrik suçu belki irdelemede karşınıza çıkabilir diyoruz. Azmettiren sadece işlenen fiil ile kastının uygun olduğu suçtan sorumlu tutulur. Tekrar söyleyelim. Azmettiren sadece işlenen fiil ile kastının uygun olduğu suçtan sorumlu tutulur. Gelelim, kastının dışında kalan suçlardan sorumlu değildir. İşte bunun sonucu da bu. Yani kendi kastının dışında kalan kişiyi mesela yaralama fiili için diyelim ki sadece basit bir iki yumruk atması için azmettirme yoluna gitti ama kişi işlediği fiil kapsamında sadece işte yumrukla yaralamadı, işte kurşunla yaraladı vesaire. Bu noktada kastının dışında kalan suçlardan azmettiren sorumlu olmuyor. Fakat azmettiren, azmettirilenin nicelik itibariyle daha ağır bir suç işleyeceği noktasında öngörüyorsa, bakın size yukarıdaki bahsettiğimiz durum bu. Evet, sen adama diyorsun ki mesela, azmettiren diyor ki git adamın yumrukla işte ne bileyim onun gibi bir şeyle azmettirme de bulunuyor. Bunun karşılığında ama adamın gönderdiği yani o fiili işlemesini belirli bir kişiye yönelik olması gerekiyor ya, işte o belirli kişinin bu suçu işleme noktasında, o fiille işlemesi noktasında bu kişinin daha ağır bir suç işleyeceği noktasında bir öngörmesi varsa, evet ben buna yumrukla git adamı yarala dedim ama işte cebinde silah var ve çok fevri davranan bir adam, bu silahla adamı öldürebilir, bunu öngörebiliyorsa, yani olası kastı varsa ondan da mesul olacak. Dolayısıyla az önceki verdiğimiz örnek noktasında söz konusu silahla kasten yaralamadan sorumlu tutabilmesine sebebiyet verilir. Azmettiren daha büyük ama aynı nitelikte bir suça azmettirdiği halde azmettirilen basit halini işlerse bağlılık kuralı gereği azmettiren basit işlenen suçtan sorumludur. Bu da bir diğer noktası. Yani kişi azmettiren yine bu sefer tam tersini düşünün. Azmettirilen silahla kasten yaralamayı diyelim ki şey yapmış, azmettirmiş ama karşı taraf, daha doğrusu fiili asıl işleyen fail, azmettirilen fail gidip basit halini işlemiş, sadece yumruk atmış mesela diyelim vesaire. Burada aralık bağlılık kuralı gereği azmettiren basit işlenen suçtan sorumlu olacaktır. Böylelikle azmettirmeyi genel hatlarıyla görmüş olduk. Tabi 8-9 dakikada bahsettiğimiz azmettirme bütün her şeyi anlattık mı? Hayır. Üzerine çok fazla sıçmış, sınav sorusu çözmeniz de gerekecektir. Veya kitaplardan da bakmanız gerekecektir.
Ama en azından burada genel olarak bir fikir almanıza sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Şimdi yardım etmeye gelelim. Başkası tarafından kasten işlenen bir suça kasten destek çıkma diye tabir edebiliriz, tanımlayabiliriz daha doğrusu yardım etmeyi. Faillik ve azmettirme kapsamına girmeyen her türlü katkı yardım etme kapsamında değerlendirilebilir. Birazcık kurtarıcı gibi öyle bir nevi yani sınavlarda bizim için. Failliğe giriyor mu bakacaksın işte dolaylı faillik olmuş mu, müşterek faillik olmuş mu, yan yana faillik var mı? Bunlar yoksa azmettirmeye bakabilirsiniz. O fiilin üzerine hakimiyetin olmaması gerekiyor vesaire. İşte o ince çizgiler kapsamında azmettirme ayırıp bakabilirsiniz. Ortada bir suç işleme kararı aldırmış mı? Eğer bunlar da yoksa azmettirme şartları yerine gelmemişse bu yardım etme kapsamında değerlendirilebilir söz konusu suça ilişkin katkı. Çünkü o kişi mutlaka suça işin bir katkı vermiş olması lazım ki biz onun faillik veya şeriklik noktasında incelemesini yapalım. Yardım eden suçun icrasında hakimiyete sahip değildir. Zaten aynen azmettirmede olduğu gibi. Failin yardım edilen suçun işlenişine olan katkısını bilmesi de gerekmez. Aha işte burası çok önemli bir nokta. Bu bizim kafamızı bazen karıştırabiliyor çünkü. Yardım eden suçun işlenişine herhangi bir şekilde katkı vermiş olan birisi olabilir ve bu katkıyı, suçun işlenmesine verilen katkıyı failin bizatihi bilmesi gerekmiyor. Haddi zatında yardım edenin kendisinin bizzat bir inisiyatif alarak bu suçun işlenişine yardım edecek şekilde bir katkıda bulunmasına rağmen fail bunu bilmese de kişiyi yardım eden olarak sorumlu tutuyor. Tutuyoruz. Teşebbüs aşamasına varmış bir esas fiil olmalı. Yine aynen azmettiren de olduğu gibi en kötü ihtimalle teşebbüs aşamasında olmalı. Yani hazırlık hareketleri yapılmışsa sadece noktada azmettirme ve yardım edenden bahsedemeyiz. Şartlarına gelelim. Yardım etme niteliğindeki hareketlerin gerçekleştirilmesi her şeyden önce tabii ki de. Yapılan katkı netice bakımından nedensel olmalı. Yalnız olmazsa olmaz değil kolaylaştırmak, katkı sağlamak anlamındadır. Yani burada netice bakımından nedensel olmalı. Aynı zamanda manevi veya maddi de olabilir. Bu söz konusu yardım etme sadece maddi bir yardım etme şeklinde olması gerekmiyor. Manevi yardım da olabilir ki az önce mesela bahsettik suç işleme kararını kuvvetlendirmek noktasında manevi bir yardım sayılıp zaten kişinin önceden suç işleme kararı var ama sen ona cesaret veriyorsun. Ne bileyim cesaret denmez diye çıkıyor ama hani o kişinin o fiili yapması için ona arka çıkıyorsun. Manevi yardım, manevi destek veriyorsun bu noktada. Bu da yardım eden olarak sayılmasına sebebiyet veriyor. Manevi veya maddi de olabilir bu yardım etme. Henüz suça karar aşamasında failin kararını kuvvetlendiren manevi etkiler de teşebbüse varınca yardım etme kapsamında değerlendirilecektir demiştik az önce zaten. Maddi yardımlara örnek vermek gerekirse işte kullanılan aracı sağlamak gibi veya suçun işlenmesinden önce veya sırasında suçu kolaylaştırmak dikkat edin suç işlenmesinden sonra değil. Suç işlendikten sonra bakın burası önemli arkadaşlar. Burada çok iyi bilmeniz lazım. Hem hakim savcılarının hem fakülte sınavlarınıza karşınıza çıkabilir. Suç işlendikten sonra yapılan yardım etme ayrı bir suç. Tamamen bizatihi kendi başına nevi şahsına münhasır farklı bir suça sebebiyet veriyor. Bakınız. Ama suç işlenmesinden önce yahut suç işlenirken yapılan bir kolaylaştırma, bir katkı yardım olarak, yardım etme olarak nitelendirilir. Aynı suç içerisinde kapsamında dahil edilir. Sınavda karşınıza geldi somut olayda. Mesela bir maddi yardım olsun işte kullanılan aracı sağlamak. Suç henüz işlemeden önce kişiye bu kullanılan aracı sağlarsa yardım eden olarak sorumlu olur. Veya suç işleme sırasında aradı, arabaya ihtiyacım var dedi. O aracı sağladı, yine yardım eden olarak sorumlu olur. Ama ve lakin ki suç işledikten sonra kişiye araç sağlarsa bu artık yardım eden olarak sorumlu tutulmaz. Bizatihi kendi başına bir suç olarak başka bir irdelemenin konusu yapılacaktır. Aynı suç içerisinde yardım eden kapsamında söyleyemezsiniz. Veya en azından gelirsiniz yardım eden kapsamında suç işlenmeden sonra yapılan katkılar başlı başına bir suç oluşturur. Yardım eden kapsamında değerlendirmez deyip yeni bir irdelemeye geçebilirsiniz mesela. Manevi yardımlar gelelim. Suç işlemeye teşvik etmek mesela. Bu bakın suç işleme kararı aldırmak değil. Suç işleme kararı aldırmak azmettirme. Suç işlemeye teşvik etmek. Zaten alınmış bir kararı kuvvetlendirmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek. Bunlar ise manevi yardım. Fiilin işlenmesinden sonra yardım edeceğini vaat etmek. İşlenmesinden sonra yardım edeceğini vaat etmek. Evet bu manevi yardım doğru ama sonra yardım etmek ayrı bir suç aynı zamanda. Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek, nasıl işleneceği hususunda yol göstermek. Bu da suç işlemeden önce olmak şartıyla işte şöyle şöyle yapın, bunu böyle yapın, şuna dikkat edin vesaire gibi. Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek de yine manevi yardım kapsamında kişiyi yardım eden olarak sorumlu tutmaya sebebiyet verecektir. Bir suça sadece bir şeriklik mevcut olabilir. Mesela azmettiren suçun işlenişinde yardım da ederse sadece azmettirmeden sorumlu olsa da cezası tayin edilirken göz önünde bulundur. Yani kişi hem azmettiren hem de yardım eden olarak sorumlu tutulamaz.
bir kişi işçilik noktasında hem azmettirin hem yardım ederin olarak sorumlu tutulmaz. Ha, ikisi birden varsa hangisini seçeceğiz? Bu noktada azmettireni seçtiğimi söyleyeyim. Şurada azmettiren hem suç işleme kararı aldırmış hem de fiil ya olabilir. Niye olmasın? Somut olay kapsamında kişiye hem suç işleme kararı aldırmış hem de o kişiye o suç işlemesi için aracını vermiş veya suç işlemeden önce sadece karar aldırmakla yetinmemiş bir de suçun nasıl işleyeceğine ilişkin bilgiler vermiş. Bu noktada burada hem azmettirme hem yardım etme manevi yardımdan bahsediyoruz veya maddi yardım neyse. Burada kişiyi hem azmettirme hem yardım etme olarak sorumlu tutmak noktasında böyle bir durum yok. Şeriklik noktasında sadece bir tane şeriklik mevcut olabilir. Noktada azmettirme ve yardım eden birlikte varsa kişiyi sadece azmettirmeden sorumlu tutarız ama bununla birlikte ceza tayin edilirken bu göz önünde bulundurulabilir. Failin kasten hareket etmediği hallerde de yardım etme mümkündür. Fakat biliyorsa dolaylı fail olur çünkü hakimiyet sağlar. Bu ne demek? Failin kasten hareket etmediği hallerde de yardım etme mümkündür. İşte azmettirme de böyle değil mesela ama yardım etme noktasında mesela biliyorsa dolaylı fail olur derken kişinin üzerinde hakimiyet kurarak yardım etme noktasında failin kasten hareket etmediğini bilmesine rağmen hakimiyet kurarak o kişiye öyle yardım edip bir nevi üzerine hakimiyet sağlayarak o failin o fiili işlemesine sebebiyet verirse yardım eder. Bu kere dolaylı failliğe geçiyoruz. Oradaki nüansı da kaçırmayalım. İkinci olarak yardım edenin kasten yardımda bulunması gerekir. Olası kast yeterlidir. Yine aynen azmettirmede olduğu gibi. Kast işlenecek fiili ve yardım etmeye kastı kapsamalıdır. Asıl fiili onaylaması önemsizdir. Onaylamak vesaire önemsiz arkadaşlar. Kast işlenecek fiili ve yardım etmeye kastı kapsamalı. Suçun tamamlanmasına yönelik kastı olmalıdır. Suçun teşebbüs aşamasına kadar gelmesini istemesi veya tamamlanmayacağını bilmesi halinde akim kalmış, yarıda kalmış, bitmemiş yardım etme olacaktır. Azmettirmede de böyledir ve yardımda bulunmadan dolayı sorumlu tutulmaz. Tekrar okuyalım burayı. Önemli bir nokta. Suçun tamamlanmasına yönelik kastı olmalı. Yani kişinin kastı suçun tamamlanmasına da yönelik olmalı aynı zamanda. Ama kişi suçun teşebbüs aşamasına kadar gelmesini istiyorsa, sadece buna ilişkin kastı varsa ya tamamlanmayacağını biliyorsa buna ilişkin yardım etmeleri bulunmuşsa bu kere akim kalmış yardım etme olacak yani yarıda kalmış azmettirmede de böyledir ve yardımda bulunmadan dolayı sorumlu tutulmaz akim kalmış yardım etmede. Fail yardım edenin kastının dışına çıkarsa aşılan kısım yardım edeni bağlamaz. Yine aynen bağlılık kuralı gereği azmettirmede de buna ilişkin örnekler vermiştik. Tıpatıp aynısını burada da düşünebilirsiniz. İşte burada cezalara ilişkin küçük bir tablo yapmışım ama bu notu yazalı 2 sene falan oldu. Değişmiş mi bilmiyorum. Değişmediyse işte bu şekilde ağırlaştırılmış müebbette 15-20 yıl, müebbette 10-15 yıl süreli de süre bölü 2 ama 8'den küçük olacak, büyük olacak neyse. Buna ilişkin kurallar var yani yardım edene kadar ceza vereceğine ilişkin. Müşterek faillik, dolaylı faillik veya azmettirenin yardım edenin gönüllü vazgeçmesi mümkündür. Bu noktada üzerlerine düşeni yapmalı ve suçun işlenmemesi için ellerinden geleni yapmaları gereklidir. İşte bakınız yine burada fail ve gönüllü vazgeçmeye geldik. Yine azmettiren, yardım eden, dolaylı fail, müşterek fail bunların hepsi bir tamam ya gönüllü vazgeçme kurumundan yararlanabilecektir. Bunun için de üzerlerine düşeni yapmalı ve suçun işlenmemesi için ellerinden gelen her şeyi gönüllü olarak yapmaları gerekmekte. Bundan sonra içtima hükümlerine geçeceğiz. İsterseniz bu videoyu burada bitirelim. Zaten suçun özel görünüş biçimleri kapsamında 3 tane şey biz bekliyor demiştik. Teşebbüs, iştirak ve içtima. Biz ilk iki basamağı görmüş olduk. Teşebbüsü zaten çok kısa bir sürede anlattık ama iştirak 2 videomuzu aldı. Dolayı hem faillik hem de şeriklik noktasına ayrıldığı için. Bu gelecek videoda da içtima kısmını göreceğiz. Bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.